Evet, herkese merhaba. İsmim Şahin Bülbül. Pislik kuş ismi. Böyle söylüyorum ki aklımda kalsın. Ve belki bir arama yaparsınız. Ve belki birkaç geliştirdiğimiz projeyi detaylı okuma fırsatı gelir. Öncelikle bugün hocamdan sonra söz almış olmanın avantajları da var, tabii ki dezavantajları da. Çok net bir şekilde üniversitedeki durumu gözümüzün önüne serdi ve ne yapmamız gerektiğini de çok net bir şekilde de aslında ortaya koydu hocamız. Ben de Bilimin Engelsiz Yüzü ismini verdiğim bir konuşma yapmayı düşünüyorum. Öncelikle tabii ki Şema Büyükurba'ya teşekkür etmek istiyorum. Hacettepe, Engelsiz Hacettepe Topluluğu'ndan Semra Şahin Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Ve Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çiftçi Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Uçakta geçen haftalarda giderken orada broşürler var biliyorsunuz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım, bunu gördüm, şaşırdım. Fotoğrafını çektim, şimdi sizinle paylaşıyorum. Ben Barış Manço'yu çok severim. Ama yıllardır hiç fark etmediğim bir özelliğini keşfettim. Aslında o hol hol falan derken yaptığı hareketlerin çoğu işitme engelliler için hareketmiş. Evet, 7'den 70'e herkesin sevdiği o karakter, o sanatçı aslında gizil bir biçimde işitme engelliler için bir dili, bazı kelimeleri kullanıyormuş. Bunu okuduğumda çok hoşuma gitmişti. Sanat dünyasında gizli ya da açıktan bunu topluma yansıtma gayreti bence çok değerli. Beynimizdeki tüm hücreler farklı görev ve işlevlerde kullanılabilir ama bazı noktalarda özelleşiyor biliyorsunuz. Örneğin çok yaygındır ve hepiniz tahmin ediyorum ki biliyorsunuz. Beynin sağ tarafı daha sanatsal işlerde özelleşirken sol tarafı daha analitik işler. Bilim sanat merkezleri denir ya, aslında çok güzel bir tabir. Çünkü insanı bütüncül olarak ele alıyor. Sanat ve bilim. Sanattan böyle bir örnek verdikten sonra acaba durum bilim dünyasında da böyle midir? Engelli bilim insanları ile ilgili neler söyleyebiliriz? Ben de bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Bilimin ilkel hali. Evet, bilim nedir? Şu anda burası sıcak mı soğuk mu diye sorduğunda farklı cevaplar gelebilir. Ama bilim herkesin üzerine hemfikir olacağı cevaplar arar. Ortaya kanıt koyar. Sorduğumuz soruya hep birlikte katılacağımız bir yöntemi olan, tekniği olan araç gereç gerekirse kullandığımızda ortaya çıkacak bulgularla ulaşacağımız sonuçlardır aslında. Astroloji için belki bana itiraz ediniz olacaktır, tabii ki sorun değil ama astroloji bana göre ilkel bir bilimdir. Bilimin daha doğrusu ilkel halidir. İnsanlar kaça ayrılır? Bu soruyu ilk defa karşılaştıklarında insanları belli kriterlere göre ayırmak istenildiğinde 12'ye ayrılır. İşte aslan burcu, boğa burcu falan filan diye böyle bir ayrıma gidildiğini düşünüyorum. Tabii bilim o zamanlarki haliyle kalmadı. İnsanlar evreni açıklamaya çalışıyor, kendini açıklamaya çalışıyor, kendiyle evren arasındaki etkileşimi açıklamaya çalışıyor, deneyler yapıyor, gözlemler yapıyor. Bilim o haliyle kalmadı. Tıpkı bilim bu haliyle de bence kalmayacak. Çünkü bilim dediğimiz şey sorulara cevap bulma yöntemleri, teknikleriyken bilim insan beynine bağlı ve insan beyni henüz en mükemmel çağına ulaşmış değil. Hala eksik var. Örneğin beyin kökü denilen sürüngen beynimiz şiddet, açlık, saldırganlık, cinsellik gibi temel dürtüleri barındıran o beyin kökü ve onun üstünde bunu kontrol eden bir mekanizma mevcut. Ama tekrar ediyorum, insan beyni henüz bana göre ve birçok bilim insanına göre evrimini tamamlamış değil. Yani mükemmel değil. Eksikliklerimiz var. Bazı beynimizde bazı sorunlar oluyor. Olayları gözlemliyoruz ve aralardaki boşluğu kendimize göre dolduruyoruz. Bilimin gelecek hali diye bir slide koydum. Burada 4 tane resim var. Bir tanesi 3 boyutlu yazıcılarla oluşturulmuş yapay organlarla ilgili.
Diğeri uzaktan uzaktan bir ameliyat resmi. Ameliyatı yapacak kişiler ameliyathanede değiller. Dışarıdan yapıyorlar. Ameliyathanede çekilmiş bir resim. Diğeri Google'un akıllı kontak lens projesi. Takıldıktan sonra ekran gibi çalışan bir proje. Diğeri de 2045 Avatar projesi. Bu projenin temel amacı da insan beyninin çalışma mekanizmasını analiz ederek kişiye özgü. Bugün biliyorsunuz ki Facebook size şununla da arkadaş ol, şundan da hoşlanırsın, sen bunu da seversin diye önerilerde bulunuyor ya. Aslında sizi analiz ediyor. Neden hoşlanır, ne yapar, neye tepki gösterir, bunları analiz ediyor. Daha detaylı analizleri sanal ortamda bir avatar bünyesine eşleştirip sizi ölümsüz kılma gayreti var. Böyle projeler var. Dolayısıyla şu 4 tane örnek bile bilmin, yani gerçek insanoğlunun gerçeği arayış serüveninin bazı eklemelere ihtiyaç duyabileceğini görüyoruz değil mi? Yani bilim şu anki haliyle kalmayacak. Bilimsel sonuçlar, bilimsel gelişmeler bizi başka ufuklara da taşıyacak. Derken karşımıza Stephen Hawking çıkıyor. Tanırsınız, bilirsiniz, görmüşsünüzdür mutlaka. Kendisi tekerlekli sandalyede yaşıyor ve dünyayla irtibat halinde olmasının tek bir fonksiyona borçlu göz açıp kapama, göz bebeğini hareket ettirme. Bununla ilgili önündeki cihaz gözlerini takip ediyor ve harflerin üzerine geldiğinde orada yazmak istediği şeyi yazabiliyor, söylemek istediği şeyi söyleyebiliyor. Bu şekilde dünyayla iletişim kuruyor. Kendisi profesör fizikçi ve dünyada Hawking ışıması gibi değişik konularda da alana ciddi katkılar sağlamış bir kişi. Bir bilim insanı, engelli. Peki başka böyle bilim insanları var mı? En çok tanıdığınız Einstein'dır. Einstein'da disleksi bir durumu olduğu biliniyor, disleksi. Kepler var. Astronomiye en çok katkısı olan bilim insanlarından birisi. O da daha sonraki yaşamında, ilerleyen yaşlarında görme engelli oldu. Astronomiyle uğraşıyor, görme engelli. Peki şunu mu demek istiyorsun Şahin Hoca? Yani bilime en çok katkıyı sağlayanlar engellilerden mi demek istiyorsun? Hayır. Şunu demek istiyorum. Bilim eğer kamil, olgun demek, kamil noktasına, olgun noktasına, ileri bir noktaya taşınacaksa bu hep aynı kişilerin katkısıyla olacak değildir. Bilim insanı deyince aklınıza eğer gözlüklü, önlüklü, saçı başı dağılmış, elinde tüp şişeyle dolaşan insanlar geliyorsa bu bilimle ilgili, bilimin tarihiyle ilgili, bilimin doğasıyla ilgili okumalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini bize söyleyecek. Engelli insanların da bilime katkı sağlama hakkı vardır. Bizim bunun önünü açmamız gerekir. Tam manasıyla gerçeği arayış serüvenimizde, insanoğlunun gerçeği arama serüveninde herkesin bilim yapmasına bizim ihtiyacımız var. Peki Şahin Hoca, yani fırındaki bir insan nasıl bilim yapar? Bir fırında görevli kişi, fırıncı nasıl bilim yapacak? Ekmeğin pişme süresi, içine konulan mayanın miktarı değil mi? Bunlar hep kontrol ekmekleri olacak. Deney ekmekleri olacak, ekmekler arasında bir karşılaştırma yapacak. Bu elde ettiği verilerin sürekliliğini araştıracak. Acaba bu fırın bir yıl sonra da aynı etkiyi gösteriyor mu? Hepimiz bilimin ışığına ihtiyaç duyuyoruz. Ve bilim bizim sayemizde değil, hep birlikte gelişmek zorunda. Bilime sadece bilim insanlarının ihtiyacı yok. Hepimizin ihtiyacı var kendi alanımızda. Burada birkaç resim aldım. Bu From College to Careers diye bir broşür var. Bunu inceleyebilirsiniz. Sistemle ilgili. Burada bir bilim insanı bir çalışma yapıyor.